Merhabalar. Bugün 16 Mart, haftanın son iş günü, Cuma ve yeniden sizlerle birlikteyiz. Ben Tekin Narşap, Manşet programıyla karşınızdayım. Bugün de gündemi değerlendireceğiz, gündeme dair konuları aktaracağız. Her zaman olduğu gibi aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle andığımızı, hatıralarına sahip çıktığımızı ve çıkmaya devam edeceğimizi bir kere daha hatırlatalım. Gazilerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Ve şu an görevleri başında bizleri korumak için hayatlarını ortaya koyan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve polis teşkilatına, ayrıca Özgür Suriye Ordusu güçlerine de buradan selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Şimdi vekilin biri çıkıyor, bir programa katılıyor. Diyor ki Afrin'e girmemesi lazım Mehmetçiğin. Neden? Afrin diyor, bu bir tuzaklı diyor. Afrin diyor, askerimizi tabiri caizse fare kapanına çekmektir diyor. Şimdi bir sayın vekil, bir kere senin hangi ülkede yaşadığının farkına varmanı istiyorum. Çok açık ve net konuşuyorum. Yani gücenebilirler, o siyasi parti kızabilir ama hiç kimse, ama hiç kimse benim askerim için fare kapanına girecek diye bir cümleyi sarf edemez. Şimdi benim askerim Sur'da, Şırnak'ta, Cizre'de hendekler kazılırken orada yine sivilleri kendine kalkan eden teröristlerle, yine el yapımı patlayıcılarla dört bir yanı döşeyen o hain kalleş kahpe terör örgütüne karşı nasıl bir zafer kazandığını hepiniz gördünüz. O yüzden bence siz şu yapamadığınız milletvekilliğinizi yapmak için mücadele edin. Askerimin işine karışmayın. Benim askerim fare kapanına girecek kadar basit bir asker değildir. Benim askerim önüne kurulan her türlü tuzağın farkında olan ve bu tuzakları bertaraf eden dünyanın sayılı ordularından birindedir. O yüzden sayın vekil, siz lütfen hani şu beceremediğiniz, hani şu yapamadığınız siyasetinizi yapmak için çabalar sarf edin. Siz bırakın, askerim gerekeni yapıyor. Benim orada polis özel harekatım, jandarma özel harekatım ve askerim orada gerekeni layıkıyla yapıyor. Herkes vazifesini yapsın. Yani kimse kimseye akıl vermeye çalışmasın. Akıl verebilmek için de o bölgeyi iyi tanımak lazım. Şimdi kendi partilerinden bir tanesi de diyor ki, Türkiye Cumhuriyeti ordusu Afrin'e girmeli ve Afrin'de de bu operasyon sonuna kadar giderilmeli diyor. Şimdi sunucu soruyor, diyor ki sizden daha önce Dışişleri Bakanlığı da yapmış diyor. Eski milletvekili diyor. O destek veriyor bu harekata. Sayın vekilin verdiği cevap şu. Trajikomik bir cevap. Diyor ki aslında böyle hani söylemek güzel ama yerinde görmek lazım. Peki ben o vekile soruyorum. Sen kaç defa gittin de gördün? Ne biliyorsun o bölgeyle ilgili? Yani bu yüzden siyasetçiler hani kullandıkları sözlerle siyaset yapmanın derdine girdikleri için ne kullandıklarını unutuyorlar, ne söylediklerini unutuyorlar. Kendi partilisine cevap verirken orayı görmek lazım diyor ama oradaki sunucu Fatih Altaylı gerçekten işini yapamamış arkadaş. Yani kimse kusura bakmasın. Ya Fatih Altaylı da aslında iyi bir programcı, iyi bir haberci fakat o cevabı yapıştıramamış. Yani diyememiş peki madem sizin vekiliniz orada göremedi, orayı görmeden konuşuyor, siz nasıl
Afrin'e girilmesin diye konuşabiliyorsunuz. Orayı gördünüz mü diye sormadı. Yani garipsedim. İlginç. Evet, işte bu yüzden diyoruz ki herkes kendi vazifesini yaparsa aslında çok sağlıklı işlere imza atacağız. Çok şükür benim Türk Silahlı Kuvvetlerimin de akıl almak gibi bir durumla karşı karşıya değil. Öyle bir akıl verir ki benim askerim. Bak aklını alıyor teröristlerin. Bak kendi kazdıkları hendeklere gömüyor benim askerim onları. Sonra bir tanesi de çıkıyor. Diyor ki rakam verilmesin diyor. Yani işte şu kadar terörist öldürüldü demek hiç hoş değil diyor. Bir profesör söylüyor bunu ezel. Diyor ki hiç rakam vermeyin, niye veriyorsunuz ki diyor. Yani rakam verilmesi hiç doğru değil diyor. Yani hayırdır, niye bu rahatsızlık, neden bu rahatsızlık? Yani biz o sayıyı duyarken evet mutlu oluyoruz. Evet itiraf edin, mutlu oluyoruz. Çünkü bu hainler, bu kahpe ve kalleş teröristler benim ülkemde benim askerimi kahpece ve kalleşçe hain saldırılarla şehit ederken gıkınız çıkmadı. Sonra benim öğretmenimi, benim mühendisimi kahpece, haince ve kalleşçe insanlık dışı muameleyle şehit ederken kimse ses çıkartmadı. Ama her ne hikmetse öldürülen terörist sayısını verince rahatsızlık duyuluyor. Neden? Terörist sayısını vermeyin. Vallahi verilsin, verilsin, verilsin. Ve ne diyorum bak, artsın, artsın, artsın o ölü sayısı, o leş sayısı artsın. Yani oraya gönderilen 4000-5000 tır, ağır silah kadar 4000-5000 tırın çıkacağı cenazeler çıksın oradan. Teröristlerin cenazeleri çıksın. O yüzden yani bu konuda biz bu şekildeyiz. Evet, Tuncay Köse bereketi kaçmasın diye rakam verme diyordur abi diye gülücük atmış. Yani polyanacılık yapalım diyorsun Tuncay Köse. Ya verilsin verilsin, gerçekten verilsin. Çünkü bu mücadelede ne kadar haklı olduğumuzun bir göstergesidir. Ve orada teröristlerin öldürüldüğüne dair bilgiler aktarıyor. Bak eğer sivil öldürülseydi evet. Bu işin içinde sivil de hayatını kaybetmiş olsalardı evet. Ama benim askerim biliyorsunuz kendi şehit oluyor. Ama bir sivile zarar gelsin istemez. Zaten dikkat edin, şehit olan benim askerim, benim polisim nasıl şehit oluyor? Bu teröristler, hainler, kalleşler sivilleri kalkan olarak kullanıyor. Önünde sivili gören benim askerim ateş etmiyor. Çünkü orada sivil görüyor. O sivil masum, mağdur, mazlum. Ona silah doğrultur mu benim askerim? Doğrultmuyor işte. Doğrultmadığı için hain terör örgütü o sivillerin arkasından benim askerimi, benim polisimi şehit ediyor. İşte böyle şehit ediyorlar. Yoksa biz bu kadar şehit vermezdik. O yüzden hani dedik ya, o profesöre de diyelim. Ya siz bu ülkede yeni icatların peşine düşün. Yani biz ülke olarak nasıl kalkınabiliriz onu tasasına düşün. Bırakın yani orada terörist sayısı sizi o kadar enterese etmesin. Rahatsızlık duymayın bu rakamlardan. Siz bu ülkenin refahı için, bu ülkenin kalkınması için yeni güzel nesiller oluşturabilmek için bunun için çaba sarf edin. Diyoruz herkes işini yaparsa çok sağlıklı işlere imza atacağız inşallah. Evet, Yasemin Gezgin günaydın, iyi yayınlar demiş. Bilgin Ferda da iyi yayınlar, Tekin Naşep demiş. Verilsin abi biz de istiyoruz demiş Tuncay Köse. Evet, verilsin tabii ki ya. Yani verilsin. Bu bize, bu ülkeye karşı işlenmiş ve işlenecek olan bir tehlikenin nasıl bertaraf edildiğinin bir kanıtı, bir göstergesidir. Şimdi Almanya'da, işte Amerika'da, işte Avrupa'daki... Bak Avrupa Parlamentosu, bak Avrupa Parlamentosu karar alıyor. Ne kararı alıyor? İşte vay efendim Türkiye oradan çekilsin. Ya neden bana bunu bir izah edin. Neden? Sizi etkileyen ne? Sizin hangi çıkarınıza bastık? Sizin hangi emellerinizi gerçekleştirmenize engel olduk? Hayırdır ne iş? Yani siz nerede, biz neredeyiz? Yani biz sınıra yakınken, komşuyken, o bölgede sınırlarımız tehlikedeyken
Avrupa Parlamentosu'nu anlatmama gerek yok biliyorsunuz. Avrupa Parlamentosu resmi bir şekilde teröristlere yardım ediyor. Yardım yataklık ediyor. Yani hani Avrupa Parlamentosu demesek ona terörist parlamentosu desek daha doğru olacak. Çünkü teröristlerden yana hep saf tutmuştur. İçinde biliyorsunuz bazen Türkler de vardı Avrupa Parlamentosu'nda. Bir Cem vardı gitti. Şut oldu herhalde. Yani Türkiye düşmanlığıyla tanınıyordu. Şimdi o yüzden diyoruz ki ya neden? Yani neden bu kadar rahatsızlık duyuyorsunuz? Afrin'e girmemiz, Münbiç'e girecek olmamız, Kandil'i talan edecek olmamız niye sizi bu kadar çok rahatsız ediyor? Bir açılın, bir dökülün, bir saçılın. Yani nedir derdiniz? Niye? Neden bu kadar rahatsızsınız? Hadi onları anladık, rahatsızlar. Çünkü ülkenin iyi bir noktaya gelmesini istemiyorlar. Çünkü istiyorlar ki Suriye gibi olalım. Çünkü istiyorlar ki Libya gibi olalım. Çünkü istiyorlar ki Tunus gibi olalım. Ya bölünelim, parçalanalım, Irak gibi olalım. Ve dikkat edin hep Müslümanları birbirlerine düşürüyorlar. Sağ olsun benim sözde Müslüman ülkelerde maşallah görüyorsunuz. Ya şu Amerika'da bir mıknatıs var herhalde. Herkesi çekiyor kendine. Böyle çekiyor abi, çekiyor. Ne dolduruyor, ne yapıyor? Bak, ne bir Müslümanın dini imanı nedir? Bir Müslüman, gerçek Müslümanın dini imanı insanlığıdır ve inancıdır. Ama şimdi bizimkilerin hani şu sözde Müslümanım diyen ülkeler var ya, onların dini imanı nedir? Dolar. İşte. Ya bu yüzden Müslümanlıkla alakaları yoktur. Bu yüzden insanların başları kesilirken ses çıkartmadılar. Bu yüzden sözde DEAŞ'a İslami örgüt dediklerinde gıkları çıkmadı. Değil mi? Gıkları çıkmadı. Evet neyse bu konuları çok konuşacağız sevgili izleyicilerimiz. Tabii onlar yalanları anlatmaya biz doğruları göstermeye devam edeceğiz. Buradaki hani Mersin'de de varsa terör sevicileri işte biz de buradayız. Biz de gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz. Askerimizin yanındayız. Zeytin Dalı harekatı operasyonunun arkasındayız. Yanındayız. Gerekirse öyle bir durum hasıl olursa biz de o cephede olacağız inşallah. Yani bundan kaçış yok. Çünkü biz başka bir vatan bilmeyiz. Tek vatan Türkiye ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak da büyük bir onurdur, büyük bir gururdur, büyük bir şereftir. Bu şerefi, bu gururu, bu onuru taşıyan herkese de gönlümüz, kapımız açıktır. Yeter ki vatana ihanet etmesin. Teröristlerden yana saf tutmasın. Evet hemen ne yapalım? Sosyal medyaya geçelim. Şöyle bir açılış yaptık. Bugün Cuma, bugün lütfen dualarınızı Afrin'de operasyonda bulunan askerimize, polisimize lütfen eksik etmeyin. Özgür Suriye ordusuna da lütfen, çünkü onların da katkıları var. Bak onları da unutmamak lazım. Onların da büyük bir emeği var. Onlara da teşekkür etmek lazım. Onlar için de dua etmek lazım. Evet. Ve hemen sosyal medyaya geçelim. Bakalım sosyal medya paylaşımlarında neler var. Bugün aynı zamanda Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mart ayı ikinci birleşimi toplanacak. Sizlere yine canlı vereceğiz saat 14'ten itibaren. İzlemeye devam edin, takip etmeye devam edin diyoruz sevgili izleyicilerimiz. Tabii şu an bizi sosyal medyadan İçel TV Facebook adresinden, İçel TV YouTube adresinden, Periskop'tan, Twitter'dan da canlı olarak izliyor. Aynı zamanda Radyo Klas'tan da dinleyebiliyorsunuz canlı olarak. Radyo dinleyicilerimize de buradan selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Evet hemen sosyal medyaya geçelim. Sosyal medya paylaşımlarına da bakalım. Bugün tarih itibariyle yapılan paylaşımlar neler? Sayın Burhanettin Kocamaz paylaşmış. Ya Rab benim aklımdan geçenleri değil, senin benim için hayırlı gördüğün düşlerimi kabul eyle. Bizleri hak yolundan ayırma ve sana samimi kul, Habibine de samimi ümmet eyle. Bizleri sana karşı kulluk görevlerini yerine getirenlerden, kula karşı borcu olmadan karşına çıkabilenlerden eyle. Amin. Cumamız mübarek olsun demiş Sayın Başkan. Ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı paylaşmış. 2017 yılı Aralık döneminde tarım, inşaat ve sanayi sektöründe geçen yılın aynı dönemine göre istihdamda %6.1 oranında artış görülmüştür diyor. Nerede? Aralık dönemi tarım, inşaat ve sanayi sektöründe geçen yılın aynı dönemine göre istihdamda %6.1 oranında artış. Bak bak bu sayı yükselebilir Ezel. Şu %6.1 ile övünüyoruz ya.
Bu %15, %20 de olabilir. Nasıl? Nasıl mı? Soruyor musun? Soracak mısın? Emin misin bu soruyu sormaya? Peki. Şöyle ki, hani de diyoruz ya, eğer milletvekilleri iş takiplerini bırakırsa, hani şu işe girecek insanların hakkıyla KPSS ise şart, o KPSS hakkıyla, eğer diploma ise şart, gerçekten o diplomasıyla olanlara işi ver, bak istihdam nasıl artıyor. Şimdi kimler var? İşe yerleştirenler, yerleştirenler, milletvekili kartvizitiyle gidip işe yerleştirenler, milletvekilinin telefonuyla gidenler, milletvekilinin bizzat gidip bunu işe alın demesiyle girenler, diploma sahibi mi? Hayır. KPSS'den yeterli not, puan almış mı? Hayır. Peki bu işle ilgili herhangi bir okuldan mezun mu? Hayır. Bak, üç ana başlıkta hayır çıktı değil mi? Peki bu hayırlar ne yaratıyor bize? Hak etmeyenlerin, yani hak edenlerin hakkını gasp ederek o işe yerleşip o işin de sağlıklı bir şekilde yürümesine engel olmakla birlikte aynı zamanda işsizliğe de büyük darbe vurmuşlardır. Ve bu oran %6.1 ile sevinç gösterisi yaşıyoruz. Halbuki bu %20'lere çıkar benim dediklerim yapılırsa. Yani genel başkanlar diyecekler ki milletvekillerine, kardeşim siz geçin. Sizin işiniz iş takipçiliği değildir. Bundan sonra hiçbir milletvekili hiç kimseyi işe sokmayacaktır. Eğer birileri işe girecekse hakkıyla girecektir. KPSS puanıyla ne isteniyorsa onu kazanan girecektir. Milletvekilinin torpili olmayacaktır diyecek. Bak o zaman istihdam nasıl fırlıyor. İşte o zaman haklı bir şekilde çıkarlar abi. Gerekirse billboardlara da çıksınlar. İstihdam arttı. Bu kadar işsiz işe yerleştirildi diye. O zaman da sevinebilirler diye düşünüyoruz. Yeter ki bunu yapsınlar. Devam edelim. İşkur paylaşmış. 6.sı düzenlenen Antalya İstihdam Fuarı Anif'in açılışı. Vali Münir Karaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Akdeniz Üniversitesi Rektörü, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Fahrettin Kaya, oda başkanların katılımıyla gerçekleşti denmiş. Ve kaç saat oldu? TRT Kürtçe'nin radyo yayından Afrin halkına bir mesaj yayınlandı. Terör örgütüne uyup silahını kardeşine doğrultma. Bizden korkma. Türk devletinin adaletine güven. Afrin'de barış ve huzur dolu bir gelecek sizi bekliyor ifadeleriyle seslenildi. Çok olmadı diyor. Neden yapıldı bu anons biliyor musunuz? Şu açıdan yapıldı. Bak ne kadar merhametli bir orduya sahibiz. Şimdi benim askerimin gözü sadece öldürmek olsaydı emin olun orada taş üstüne taş bırakmazdı. Ama benim askerimin gözünde, yüreğinde merhamet olup insanların yaşamaları gerektiğine ve hataları olmasına karşın insanların hata yapabileceğine ve bu hatadan geri dönebilme ihtimalinin olduğunun ihtimalini düşündüğü için merhametli. Yani ne demek bu? Yani o terör örgütleri arasında maalesef ve ne yazık ki bölge halkının çocuklarını zorla tehdit ederek, kimisini ailesini öldürmekle tehdit ederek, kimisini hayatıyla tehdit ederek, eline silah tutuşturarak işte aklı sıra çatışmaya gönderiyor. Bak benim askerimin eğer düşüncesi sadece öldürmek olsaydı bu anonsu yapma gereği hissetmezdi. Görüyoruz değil mi? Teröriste bile, vurduğu teröriste bile yardım ediyor. İlk yardımı Türk askeri yapıyor. Ya var mı böyle bir şey? Şimdi Avrupa bunu görmesi lazım. Avrupa'nın bunu görmesi lazım. Bunu nasıl görecek? İşte sosyal medyayla. Adamlar sosyal medyayı kullanıp yalan yanlış bilgilerle. Geçen gün gördüm yine bir tiyatro daha oynamışlar. Bir kız grubunu koymuşlar. Kızlar matinesi. Böyle bir odaya ağlaşıyorlar. Bak şimdi Ezel kamera geliyor bak. Kamera geliyor. Kız şöyle gözüyle bakıyor kamera. Ay ay diye ağlamaya başlıyor. Bak. Ama bu çok açık ve net. Şimdi bir de bir tanesinin eşofmanı var. Eşofmanın üzerine yara bandını sarmışlar Ezel. Sargı bezini sarmışlar.
O da kamera geliyor. Hatta kameraman oradan sesleniyor. Bak alttan bir ses geliyor. Tamam tamam diyor. Ve başlıyor kadın ağıtlar yakmaya. Neymiş efendim? Güya bunlar sivillermiş. Yani bunlar tiyatroda da zayıflar ezel. Diyorum ya, bu teröristlerin hani kandırılmışlar hariç, o gerçekten terörist olup da o insanları zorla ellerine silah tutuşturan çocuklar hariç, diğerleri genelde beyinsizdir abi. Beyni yok. Gerçekten. Bu arada bak geçen gün bir haber okudum, ne derece doğru. Diyor ki adam baş ağrısıyla doktora gidiyor, beyninin olmadığını öğreniyor. Ona bir bak bak gerçekten, sonra devamını okuyamadım. Çok yoğun bir tempoda iş vardı. O arada bir gözüm ilişti. Yani onu bir yazar mısın Google'a? Adam baş ağrısıyla doktora gidiyor ve sonradan öğreniyor ki doktor diyor ki senin beynin yok. Yani bu nasıl mümkün oluyor bilmiyorum. Bak nereye bağladık konuyu, gördün mü? Hemen böyle hop çevirdik. Devam edelim. Mersin Amatör Futbol paylaşmış. Bizimkiler. Nerede olursan ol biz hep oradayız, Mersin İdman Yurdum demişler. Evet işte bizim ekip arkadaşlarımız Mehmet Uysal. Formalar giyilmiş. Evet görüyorsunuz arkadaşlarımızı. Valla kırmızı beyaz top da uymuş formalara. Evet Mersin İdman Yurdu'na destek. Her zaman olduğu gibi biliyorsunuz İçel TV her daim her zaman Mersin İdman Yurdu için gerekeni yaptı, yapmaya devam ediyor. Bu konuda kimse... Haber yanlış mıymış o? Yanlış aktarılmış. Hastanın sağ beyninde 9 santimlik boşluk varmış. Eksik mi yani? Zaten bizde tamamı var, ne olacak ki hepsini kullanamıyoruz ki. Ya değil mi? Yani acayip bir beyne sahibiz. Yüzde kaçını kullanıyoruz Ezel? %20 mi kullanıyoruz yani? Yani bilmiyorum, bana öyle gelmiyor Ezel. Hadi biz %20'sini kullanıyoruz. %20'sini dahi kullanamayanlar var işte, görüyorsun. Yani demek ki bu beyni kullanmak için illa bir üniversite mezunu olmak gerekmiyormuş, değil mi? Bak mesela bir tanesi çıkıyor. Bakıyorsun abi. Okumuş, iyi bir yere gelmiş, hatta öğrenci yetiştiriyor. Adam diyor ki ya diyor teröristlerin sayısını vermeyin, toplum olarak ne hale geldik diyor. Değil mi? Yani o yüzden bu konuyu değiştirelim. Mersin Amatör Futbol paylaşmış Mehmet Uysal'a, teşekkür ediyoruz. Ve Milli Eğitim Bakanlığı paylaşmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Yılmaz Liseliler Destanı Yazıyor yarışmasının ödül törenine katıldı demişler. Ve Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü de Mersin Barosu İşbirliği ile lise öğrencilerimize yönelik suç sayılan davranışlar konulu eğitim çalışmalarımız devam ediyor. Bak bu bence önemli ama suç sayılan davranışlar. Şimdi biz bu konuda aslında çok eksik kaldık. Neden? Çünkü... Nelerin suç, nelerin suç olmadığını galiba bilmiyoruz. Toplum olarak bilmiyoruz. Yani bu konuda işte diyoruz ya, STK'ların amacı budur. Toplumu bir yönde bilgilendirmektir. Yani aynı onlar da medya gibi aslında. Medya sadece hepsini bir araya alıp kamuoyuyla aktarıyor. Yani biz nasıl doğruları aktarmakla mükellefsek, STK'ların da görevi bu olması lazım. Yani STK'lar... Haydi gelin bugün toplanalım, işte ne yapalım, bir toplantı yapalım, yiyelim içelim, hepinizden aidatlar toplayalım, bu yediğimiz içtiğimiz mekanı tuttuğumuz yerin parasını ödeyelim, sonra da faaliyet raporuna bak bu toplantıyı yaptık diye de not alalım karar defterimize. Oldu, bak bunun için oldu. Ama kimi STK'lar da vardır ki gerçekten toplumun yararına çalışırlar. Amaçları doğrultusunda. Bak mesela şimdi Mersin Barosu ve Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle lise öğrencileri suç sayılan davranışlar konulu eğitim verilmiş. Mesela bunu herhangi bir STK yapamaz mıydı? Bence gayet iyi yapardı. Ve yapmalıydı bence. Yani bugün bu tür konular, işte ne bileyim gençlerimizin bağımlılıkla
o maddelerle mücadele için konferanslar düzenleyemezler miydi? Düzenleyebilirlerdi. Kim yapıyor şimdi? Bunu sadece narkotik şube, emniyet müdürlüğü gidiyor okullarda bu bilgileri aktarıyor. Peki STK'ların, STK'lara üye insanların hiç mi çocuğu yok? Hiç mi anne baba çoluk ilişkisi yaşamıyorlar? Neden herhangi bir STK'da bu tür konulara da yer verilen bir konferans, bir toplantı, bir bilgilendirme gerçekleştirilmiyor? Mesela ben bunları çok merak ediyorum. Abi yapıyorsun Ramazan ayında iftar programı, gidiyorsun, adını vermeyelim, en lüks otelde iftar yemeği veriyorsun. Kim geliyor? Mersin Sosyetesi. Onların da zaten iftar yemeğine çok ihtiyacı vardı. Evlerinde yemek pişmiyordu çünkü. Şimdi böyle bir STK bu kente ne kadar faydalı olabilir? Olmaz. Ne olur biliyor musunuz? Ben biraz ekranda gözükeyim. Gazeteler beni yazsın, çizsin. Ben işte siyasi partiye de yakın olursam sonra bir bakarsın ya belediye başkan adayımdır ya da milletvekili adayımdır. Olay bu. Şimdi çoğunlukta yaşadığımız bu maalesef. Devam edelim. Bak ben de buradayım. Ama hiçbir partiden teklif gelmedi. O kadar çırpınıyorum, o kadar kendi ağzımla söylüyorum. Bak gelmiyor. Niye? Ezel bir yerimiz eksik. Hani başımız mı kel desem? Evet kel. Ama yani nedir bunu? Niye gelmiyor? Ne yapmam lazım? Ben de mi gidip en lüks otellerde şey mi vermeliyim? İftar yemeği mi vermeliyim? Ne yapmalıyım? Bir yerde bir eksiklik var. Sağlık Bakanlığı paylaşmış. Bakan Demircan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde biniş giyme törenine katıldı. Ezel? Nedir bu biniş giyme töreni? Bakan Demircan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde biniş giyme törenine katıldı. Evet, bunu çok merak ettik Ezel'cim. Şu ayrıntıya bir bakalım. Biniş giyme töreni neymiş? Öğrenelim. Cehalet öğrenmemektir. Yani öğrenmek için çaba sarf etmeliyiz. Bak bilmediğimiz bir şeyi aktarıyoruz. Önce bizim bilmemiz gerekiyor ki. Bakan Demircan 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarıyla buluştu diyor Sağlık Bakanlığı'nın paylaşımında. Az sonra belki bileniniz vardır. Lütfen bileniniz varsa hemen İçer TV Facebook adresinin altına yazın. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin biniş giyme törenine katılmış. Mezun olunurken, doçent olunurken veya profesör olunurken giyilen cübbe. Ha, o muymuş biniş giyme? Ha, anladım. Yani genelde doçent, profesör olduklarında. Ha, anladım, tamam. Peki. Ya da mezun olurken. Tamam, peki. En azından bunu da öğrenmiş olduk. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı paylaşmış. Başbakan Yıldırım, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Arnavutluk Cumhurbaşkanı ile görüşmüşler. Ve Başbakan Yıldırım 6. Bakü Küresel Forumu kapsamında Makedonya Cumhurbaşkanı ile görüşmüşler. İsimleri okuyamıyorum ya, attığım direkt. Ama ünvanlarıyla konuşuyoruz Ezel, yani illa isimlerini bilmemize gerek yok değil mi? Ünvanlarıyla konuşuyoruz. Sayın İçel TV sunucusu gibi mesela. Evet, Türk Polis Teşkilatı paylaşmış. İleri sürüş teknikleri uzmanlarımızdan filmleri aratmayan aksiyon sahneleri. Ezel'cim şimdi tamam, güzel, hoş. Yalnız bu kötü örnek de oluyor ama. Bak şimdi. Tamam ama bak, bu uyarıyı yapmak gerekiyor. En azından vazife olarak yapmak gerekir. Bunu sevgili araç sürücüler, yani böyle işte sürüş tekniklerini kullanmak isteyen arkadaşlarımız, bakıyoruz değil mi? Mesela bazen konvoyun ortasında, düğün konvoyun ortasında arkadaş drift yapıyor. Oradaki halkı, oradaki trafik akışını göz ardı ederek bu tür teknikleri, yani trafiği açık alanda yapıyor. Oysa bu tür sürüş teknikleri uzmanlarından verildiği zaman bu tür sürüş teknikleri trafiğe kapalı alanlarda gerçekleştiriliyor. Yani bu tür çalışmalarınızı, bu tür heyecanınızı, bu tür etkinliklerinizi lütfen trafiğe kapalı alanlarda yapmanız gerekiyor. Trafiğin içinde yapmak tehlikeli olur. Bu yüzden biz bir kere daha uyaralım. Evet, indirecek misin o görüntüyü Ezel? O görüntüyü izleyelim ama Türk Polis Teşkilatı devam etmiş paylaşımında. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok'un makamında ziyaret etti demişler bu arada sevgili izleyicilerimiz.
Evet ve devam ediyoruz. Oh. En lezzetli meyvelerin şehri Mersin. Çıktı mı Erik? Hmm. Peki. Çok fazla göstermeyelim. Onu gösterme, bunu gösterme Mersin. Ya acilen Mersin'e gelmen gereken bir konu var. Tantuni var. Evet. Bu dışarıdan bizi izleyenler için değil mi Ezel? Ya şu an canımız çekti diye vermiyoruz bunu herhalde. Evet. Evet ve sosyal medya turumuz sona erdi. Hemen Ali Gürkan Şamiloğlu'na gidiyoruz. Mersin gündemine dair bilgileri aldıktan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Merhaba günaydınlar. İçer TV seyircilerine sağlıklı bir gün dileyerek Mersin gündemine yönelik kısa bilgileri verelim. Tabii gün içerisinde ana bilgiler geniş bir şekilde ekranlarınızda yer alacak. İçer TV'nin sosyal medya hesaplarında da yer alacak. Hatırlanacağı üzere Mezitli ilçesinde Deniz Mahallesi'nde üzerine otel yapılmak istenilen bir arazi vardı ve bu araziye sosyal tesis yani turizmle ilgili bir tesis yapılması istenmedi. Ve tabii ilk önce Mezitli halkı sonrasında da Mersin halkı, sivil toplum kuruluşları, milletvekilleri buranın sosyal donatı alanı olarak kalması yönünde çaba gösterdiler. Konu bütün partilerin milletvekilleri tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bile taşındı. İşte TC Deniz Mahallesi'ndeki bu alanla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan bir yazı geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı önceki dönemlerde o arazilere otel ve diğer turizm tesisi yapılması için vermiş olduğu turizm yatırım belgelerini iptal etti. Yani o arazilere herhangi bir turizm tesisi yapılması tehlikesi tamamen ortadan kalkmış oldu. Mersin'de Mersin merkezli 13 ilde Mersin'le birlikte Mersin merkezli 13 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi. FETÖ'nün gizli haberleşme programı Baylak'ı kullandıkları kesinlikle tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 11 kişiyi arama çalışmaları da hala devam ediyor. Mezitli ilçesinde Saray Mahallesi'nde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde ki o iş yeri büyükçe bir iş yeriydi. Konfeksiyon, züccaciye ve beyaz eşya satan büyük bir iş yeriydi. O iş yerinde yangın çıktı. Yangına 13 itfaiye aracı ve 50 itfaiye personeli müdahalede bulundu. Uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürülebildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı ancak bazı itfaiye erleri dumandan zarar gördü, rahatsızlandı ve onlara da yangın yerine giden sağlık personeli ambulansla müdahalede bulundu. Ölen ya da yaralanan yok ama çok ciddi maddi hasar oluştu. Yine Mezitli'de sahte içki üretildiği ve satıldığı yönünde ihbarları değerlendiren emniyet güçleri 4 farklı adrese operasyon düzenledi. Bu operasyonlarda bir sahte içki, sahte rakı üretim ve dolum tesisi bulundu. 360 şişe sahte rakı ele geçirildi. Esrar bitkisi Hint kenevirin üretiminde kullanılan tohumlar ele geçirildi. 2 kişi tutuklandı. Şimdi spora gelelim. Sporda ne olacak, ne var onu da belirtelim. Şimdi Mersin İdman Yurdu pazar günü Bodrum'a gidiyor. Bodrum'da Bodrum Belediyespor'la konuk olacak. Tabii Mersin İdman Yurdu'nun durumu belli. Ona değinmeye gerek yok. Son maçlarda olduğu gibi
Bu maçta da altyapı ağırlıklı bir kadroyla İdman Yurdu sahaya çıkacak. Ancak şimdi şöyle bir durum var. Yönetim B planını hayata geçirmek için ciddi bir şekilde Nisan ayı içerisinde oynanacak olan baraj maçını bekliyor. Peki Nisan ayında ne olacak? Nisan ayı içerisinde Süper Amatör Lig'in ikincisiyle Bölgesel Amatör Lig'den gelen takım bir baraj maçı oynayacak. Bu baraj maçını kazanan takım Bölgesel Amatör Lig'de yoluna devam edecek. İşte Mersin İdman Yurdu yetkilileri de baraj maçının galibiyle bir görüşme yaparak B planını nasıl hayata geçireceklerini planlayacaklar ve Mersin İdman Yurdu ruhunun B planıyla yaşaması yönünde ciddi adımlar atacaklar. Bugünlerde de işte bu konu konuşuluyor Mersin'de spor camiasında diyelim. Bugün Kongre ve Sergi Sarayı'nda Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin meclis toplantısı olacak. Mart ayı ikinci oturumu yine İçer TV ekranlarında canlı olarak izlenecek. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ediyorum. Evet, Ali Gürkan Şamiloğlu'na teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Ve Bekir Gücük, Anamur Çukurabanoz Köyü'nden selam ve sevgiler. İyi yayınlar diliyorum İçel TV Tekinler Şep abi demiş. Hayırlı cumalar diliyorum, herkese selam olsun demiş. Evet, teşekkür ediyoruz muhtarım. Anamur Çukurabanoz Köyü'ne de buradan selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Evet, şimdi bazen dostluklar kurarız. Kimi zaman çıkar üzerine dayalıdır bazı dostluklar, arkadaşlıklar. Aslında gerçek dostluk, gerçek arkadaşlığı yakalamak gerekiyor. İşte onda ne kadar, ne derece şanslıyız bilemiyoruz. Şanslı olanlardan mısınız onu da bilmiyoruz. Fakat şimdi Doktor Ruhsar Uçar, biliyorsunuz benim çok sevdiğim bir ablam. Buradan kendisine selam gönderiyorum. Yine güzel yazıları var. Yine o güzel yazılardan aslında okuduğumda mutlak suretle içinde sizler de bir şey alacaksınızdır. Diyor ki ne çok arar olduk gerçek insanı. Tanıdığınızda da bırakmayın olur mu? Diyor. Ve kendinizi bu hayatta nasıl konumlandırıyorsunuz sorusuyla başlıyor yazısına. Tüm kimliklerinizden arınarak bir tanımlama yapın. Etnik kimliğinizden sıyrılın. Siyasi düşüncenizi yok sayın. Dini inancınızı çıkarın, kenara koyun. Kadın ya da erkek değilsiniz. Mesleğiniz yok. Evli ya da evsiz. Fark etmez. Memleket nire hemşehrim dediklerinde dünyalısınız. Attınız mı üstünüzden tüm izmleri taşıyan deli gömleğini? Öyle çırılçıplak cennetten yeni düşmüş Adem misali. Sahi kimsiniz? Hadi tanımlayın kendinizi. Kaldı mı elinizde yaklaşık 1.75 boyunda, 65 kilogram ağırlığında, kumral saçlı, yuvarlak yüzlü, hafif göbekli, sakin ruhiyatlı, karnı acıkınca yiyen, uykusu gelince yatan, üzülünce ağlayan, sevinince gülen, küsünce suratı düşen, korkunca kaçan, yalnızca yalnız kalınca kederlenen bir küçük Adem. Tüm sıfatlarımızdan sıyrılınca elimizde bir tek duygularımız ve tepkilerimiz kalıyor değil mi? Tepkilerimizi oluşturan öğrenilmiş davranışlar ve ilkel iç güdülerimizdir. Peki ya duygularımızı belirleyen nedir? Yani naif, kırılgan, ağırbaşlı ve sakin, çabuk küsen, üzülen ya da teflon gibi hiç tepki vermeyen, içe dönük ya da arkadaş canlısı olmamızı sağlayan, vicdanlı ve terazi dengesi hassas ya da bencil ve çıkarcı olmamıza neden olan, başkalarının acılarını içselleştirip ortak olabilen ya da sırtını dönüp bana ne diyen, ekip ruhuna sahip biz olgusunu gerçekten taşıyıp başarıyı tek başına sahiplenmeyen ya da hep ben, hep ben deyip yanındakileri anında satıveren, kıskanan, çekemeyen, sevgisiz, hissiz, yapmacık, bir sürü maskesi olup her ortamda farklı birine bürünen, evet bizi biz yapan, kişiliğimizi şekillendiren, hayatta duruşumuzu belirleyen, bizi tanımlayan tüm sıfatlarımıza değer atfeden duygularımız, onları nereden alıyoruz? Nasıl şekillendiriyoruz? Hepimiz masum, en saf halimizde tertemiz açtık gözlerimizi dünyaya. Büyüdükçe deneyimler kazandıkça, insanları tanıdıkça
hayal kırıklıkları, kalp kırgınlıkları yaşadıkça şekilleniyor duygularımız. Yumuşak, herkesi içine alabilecek denli büyük ve derin bir kalbimiz varken bizi üzen, eksik bırakan, sahte kötü insanlar yüzünden hoyrat, kaba, saldırgan ve sevgisiz birine dönüşebiliriz. Ya da tam tersi hırslı, bencil, çıkarcı, yalancı, ikiyüzlü, samimiyetsiz biriyken biri gelir, kalbinin güzelliği, içtenliği ve karşılık beklemeksizin açtığı koca yüreğiyle seni utandırıp, şaşırtıp bambaşka birine dönmene neden olabilir. İnsana rast gelesin demiş Büyük Ozan, ne derin ne anlamlı bir söz. İnsanı tanıyan yalnız kalır demiş bir diğeri, sanırım Bahtsız Bedevi. Hep kötülere denk gelmiş. Hayatında kim varsa onun kadarsın. Güzel insanlar alın hayatınıza. Sizi kucaklayan, saran, sarmalayan, değer veren, önemseyen, acınızı duyumsayabilen, mutluluğunuz için vazgeçmeyi bilen, hesapsız, çıkarsız, hiçbir menfaat ilişkisi gütmeyen, bencilce hep kendi mutluluğunu düşünmeyen, yokluğunuzda nefesi kesilen, varlığınızla ayakları yere değmeyen, başarılarınızla gurur duyan, varlığınızla övünen, öyle içten, öyle derinden, öyle sonsuz seven, çok değil, hayatınızın öznesi olabilen tek insan, yeter insan olmanın erdemini taşımanıza yardım eden. Ya Ezel, bu görüntüler eşliğinde de hoş oldu, değil mi? Mersin manzarası, Mersin görüntüsü eşliğinde, değil mi? Yani oturup düşündüğümüzde evet gerçekten, yani keşke bu yazıyı ben yazsaydım diyebiliyor musunuz? Ben dedim şahsen, yani çok güzel anlatmış Ruhsar Hocam. Kendisine bir kere daha buradan teşekkür ediyorum. Esat Durak iyi yayınlar demiş. Teşekkürler Esat. Evet, çok güzel duyguları dile getirmiş. İşte böyle insanlara denk gelesiniz inşallah. Sizi gerçekten kıskanmayan, siz yükseldikçe ayağınızdan çekmeye çalışan değil, aslında sizi yükseltmeye çalışan, size destek olan, aynı şekilde sizin de karşılık verdiğiniz dostlarınız, arkadaşlarınız olsun. Eğer böyle arkadaşlarınız varsa gerçekten sakın kaçırmayın. Çünkü böyle bir arkadaşlığı, böyle bir dostluğu bulmak zor. Çünkü bakıyorsun normal iş hayatında bile yanı başındaki adam kuyunu kazmaya çalışıyor. Tamam. Evet, bu yüzden böyle insanları uzak tutun. Bunlar için üzülmeye bile değmez diyor. Bakın son zamanlarda en büyük hastalıkların nedeni stres. Bütün hastalıkların ana müsebbibi stres. Stresleniyoruz, üzülüyoruz. Neden bunu yaptı diyoruz. Bu böyle yaptı bana. Neden böyle yaptı diyoruz. Üzülüyoruz. Üzüldükçe kendimize ediyoruz. Evet. Bu yüzden güzel dostlar, güzel insanlar çevrenizde bol bol olsun diyoruz. Evet, devam edelim. Nerede kaldık Ezel? Ben unuttum. Yaşlanınca böyle oluyor işte. Arada hatırlatmak gerekiyor. Yerel gazetelere geçiyoruz hemen. İlk sayfalarını okuyacağız, aktaracağız sizlere. Yeni Güney gazetesi sevgili izleyicilerimiz, Toroslar uluslararası platformda diyor, Toroslar Belediyesi üreten belediyecilik profiliyle uluslararası hakemli dergi kategorisinde yer alan Uluslararası Akademik Sosyal Bilimler Dergisi ASOS Jurnal'da ve kamu iç denetçisi Dr. Orhan Veli Altıncı'nın makalesine konu olmuş Toroslar uluslararası platformda. İstihdam oluşturmaya devam ediyoruz diyor. Kalkınma Bakanı ve AK Parti Milletvekili, Mersin Milletvekili Sayın Lütfi Elvan, 2017 yılının ikinci yarısından bu yana önceki yılın aynı dönemlerine göre 1 milyon üzerinde net istihdam artışı kaydedildiğini söylemiş Sayın Elvan. İşte ben formülü söyledim, çözümü söyledim. Şimdi yine o profesörümüze inat, son dakika gelişmesini anlatalım, aktaralım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Afrin açıklaması, Türk Silahlı Kuvvetleri, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3530. Böyle dolu dolu söyleyeyim. O profesörümüz de duysun. 3530 terörist bertaraf edildi. Evet, bunu da böyle büyük bir gururla, büyük bir istekle, büyük bir çabayla söyledik. Evet, devam edelim sevgili izleyicilerimiz. Şehit İsmail Hakkı Doğan'ın evi onarıldı. Ağrı'nın Eleşkirit ilçesinde PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda şehit olan Mezitlili uzman çavuş İsmail Hakkı Doğan'ın emanetine Mezitli Belediyesi sahip çıkıyor. Şehidin ailesinin yaşadığı ev belediye ekipleri tarafından baştan aşağıya yenilendi diyor. Şimdi Mersin Barosu görmüştünüzdür mutlaka. Billboardlarda bir takım afişlerle avukatsız iş yapma,
hak kaybına uğrama sloganlarıyla avukatsız iş yapılmaması gerektiği konusunda vatandaşları bilinçlendirmeye çalışıyor. Güzel. Gerçekten güzel. Ama hani şunu da unutmamak lazım. Bakın. Kendimden yine örnek vereceğim. Daha önce vermiştim. En azından şimdi madem böyle avukatsız iş yapma, hak kaybına uğrama diye bir sloganla yola çıkıyorsak, o zaman Mersin Barosu'nun da avukatlar üzerinde bir denetleyiciliğinin olması gerektiğine inanıyoruz. En azından bunu da yapsınlar. Benim kendi başıma gelen bir olay. Bir dönem yine kredi kartlarından falan filandan bir borç yüklenmesi oldu ve borç yüklenmesi icra takibine kadar gitti. İcra takibine gitti bak. Bankanın avukatı aradı. Gittik, oturduk. Ya işte sizin borcunuz, evet biliyoruz borcumuz var yani ödeyemiyoruz işte. Ne yapalım? İşte bunu taksitlendirelim. İyi güzel, çok güzel, tamam yapalım. Üzerine tabii faizini ekliyorlar, avukat ücretini ekliyorlar falan filan. Şimdi mağdursunuz ya, bir kere borçlusunuz ya, herkes yükleniyor üzerinize. Peki tamam diyorsunuz, hadi taksitlendirelim. Kaç taksit? 12 taksit, 24 taksit, neyse yapıyorsunuz. Sonra Allah güç kuvvet veriyor, taksitlerinizi ve borçlarınızı bitiriyorsunuz. Ve o bankanın avukatı dosyanın kapanması için size şöyle diyor. Diyor ki, ister diyor, kendiniz gidin diyor, icra dairesine diyor. Tamam borcunuz bitti, bizden borcu yoktur yazısını veririz size diyor. Ama orada dosyanızı da kapatın diyor. Eğer dosyanız kapanmazsa size hala icra takibi varmış gibi görünür. Yarın öbür gün kredi çekmek istediğinizde falan filan. İşte bu hep görülür, olumsuz değerlendirilir. Tamam diyorsun, yani sonuçta her işi üstlendin. Bari bunu da yatır diyorsun. Neyse ücreti sana ödeyeyim diyorsun. Yani geleyim bana elime hem icra dairesinden bu dosya kapanmıştır yazısı hem senden de borcu yoktur yazısını alayım diyorsun. Mantıklı değil mi bu? Ya çünkü ben gidip uğraşamam. Tamam diyor. Diyor ki işte bunun için atıyorum 200 lira para ödeyeceksin diyor. Peki diyorsun. Siz bitirin işi, arayın beni, geleyim. Parayı takdim edeyim, makbuzlarımı alayım, elimizi sıkışıp gidelim. Abi gidiyorsun, bak 200 lira istedi senden. Gidiyorsun sonra ne oluyorsa o an Allah'ın hikmeti geliyor. Diyor ki mağdur kuluma bir de sen zalimlik etme diyor. Bir şey geliyor. Diyor ki ya siz gidin yatırın diyor, yatıramadık diyor. Bak kurban olduğum Allah yani bizi kurtaracak ya bir şeyden. Diyor ki siz gidin yatırın diyor. İyi peki ver gideyim, gelmişim zaten buraya kadar. Hemen karşıya adliyeye gidiyorsun abi. İcra dairesine giriyorsun. Diyorsun ki işte şu dosya, şu evrak. Borcumu bitirdim. Bu da borcu yoktur yazısı. Avukatlıktan getirdim. Bunun harcı varmış kardeşim. Ben bunun harcını yatırmaya geldim. Dosyayı kapatmaya geldim diyorsun. Tamam diyorlar, alıyorlar. Tır 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 bir kağıt çıkartıyorlar. Ne kadar ödeyeceğiz? 49 lira. 49 lira ödeyince kapanıyor mu bu dosya? Evet. Peki emin misiniz 49 lira olduğunu? Evet. Harç bu kadar mı tutuyor? Evet. Peki avukat niçin benden? Avukat niçin benden 200 lira istedi o zaman? Niçin istedi abi? Bunu biri bana izah etsin yani. Niçin istedi o zaman? 49 lira tutan bir evrak için, bir kapatma harcı için ben niye 200 lira istendi benden? Soyuldum mu acaba orada? Haksızlığa uğramadım mı? Uğradım. O yüzden size tavsiyem, bu konuda muzdarip olan biri olarak eğer böyle bir icralık davanız varsa, borcunuzu bitirmiş icra dairesinde dosyanızı kapatmak istiyorsanız lütfen o borcu yoktur yazısını kendiniz alın, gidin icra dairesinde kendi evraklarınızın takibini yapın. Daha ucuza çıkıyor. Bence bunu yapın. Şimdi o yüzden dönüp Mersin Barosu Başkanı'na da buradan sesleniyorum. Evet doğrudur. Avukatlar, ben her avukat bunu yapıyor demiyorum. Ama arada varmış demek ki. Avukatsız iş yapma, hak kaybına uğrama. Avukatlı iş yaparken de hak kaybına uğruyorsak o zaman Mersin Barosu'nun da bu konuda denetleyici, bu tür konularda avukatları uyarıcı noktasında bir şeyler yapması gerekiyor diyoruz. Ama gerçekten mutlak suretle avukatsız iş yapmayın diyoruz. Evet, bunu da aktardık. Hemen geçiyoruz. Hakimiyet Gazetesi, istihdam artışı devam ediyor demişler.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun iş gücü istatistiklerine ilişkin verilerini değerlendiren Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 2017 yılının son 3 döneminde gerçekleşen verilerin son yılların en yüksek istihdam artışının gerçekleştiğini gösterdiğine dikkat çekmiş. Evet, Başkan Tuna sağlık çalışanlarını unutmadı. Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçede bulunan tüm sağlık kurumlarını ziyaret ederek sağlık çalışanlarına çiçek takdim etti haberine yer vermiş. Evet, ve devam edelim. Farklı bir gazeteye geçiyoruz. Haberci gazetesi plan rant kokuyor denmiş. Milliyetçi Hareket Partili Kocamaz'a İyi Parti'den plan tepkisi, iyi niyetle yapılmamış plan rant kokuyor. Gerçek sorunları çözmeye hizmet etmediği için geri çekilmeli demiş. Evet, şimdi bu karar biliyorsunuz imar planı mecliste oy birliğiyle çıktı biliyorsunuz değil mi? Geçtiğimiz pazartesi günü de bu tekrar Sayın Başkan tarafından bir kere daha dile getirildi. Şimdi birçok STK'larla da görüş alışverişinde bulunmuş, öyle çıkmış. Şimdi İyi Parti Yenişehir İlçe Örgütü'nden gelmiş böyle bir talep. Evet, devam edelim. Farklı bir gazeteye geçiyoruz. Mersin İMC gazetesi. Evet, ömrünü CHP'ye veren biri olduğunu belirten iş insanı Mustafa Baysan, parti içi kavgaları bırakalım çözüm üretelim demiş. Toroslar Belediyesi Uluslararası Dergi'de haberine yer vermişler bu arada sevgili izleyicilerimiz. Devam ediyoruz. Çukurova gazetesi de yaşlanıyoruz diyor. Mersin'de yaşlı nüfus son 5 yılda %18 civarında artış gösterdi. 1.793.731 kişinin olduğu Mersin nüfusunun %8.5'ini 65 ve daha yukarıdaki yaşlılar oluşturdu. Mersin'de kadın yaşlı nüfusunun erkeklere oranla daha fazla olduğu ortaya çıkmış. Şimdi zaten bu konuda Mersin için genelde emekli kenti derlerdi. Bilmem hatırlar mısınız? Emekli kenti derlerdi. Mersin için. Hele hele Mezitli tam bir emekli kenti derlerdi. Emekli ilçesi derler. Bu arada şimdi yine billboardlarda gördüm mesela. İkinci bahar emekli evi açılışı gerçekleşiyor. Evet. Şimdi demek ki gerçekten yaşlanıyoruz. Bak benim yaş 44. Ben de yaşlandım. Yani ya 18-20 yaşlar çok az Mersin'de diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani. O yüzden hani bir dönem hatırlar mısınız? Başbakanlık döneminde 3 çocuk diyordu Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Herkes eleştiriyordu. Neden olur mu? Nasıl yetiştireceğiz falan filan. İşte yaşlanıyoruz o yüzdenmiş. İşte o yüzdenmiş. Yani genç nüfusun artması gerekiyor. Ama şimdi genç nüfusun artması yeterli olmuyor. Genç nüfusun yönetmede de etkin olması gerekiyor. Değil mi? Yani şimdi evet genç bir nüfusa sahip olalım ama gençlerin siyasette, yönetimde olmadığı bir gençlikte kabul edilemez. Değil mi? Yani bakıyorsun siyasi partiler herkes gençler bizim geleceğimiz ama gençlerden kimseye aday koymuyorlar. Gençler bizim her şeyimiz ama gençlerden bir belediye başkan adayı bile yok. Yok. Yok abi yok. Niye? Veya işte milletvekili adayı yok. Adayı yok. Neden? Ya bakıyorsun adam bir dönem milletvekilliği yapmış. Bir daha seçilememiş. Partisi bile göstermemiş. Bir bakıyorsun şimdi çıkıyor piyasaya. Vaatlerde bulunuyor. Neden abi neden? Yapamamışsın bir kenara çekil artık. Bak emekliler evi de açılıyor. Git otur abi orada. Git otur sohbet et, birikimlerini paylaş insanlarla. Bırak da gençlerin önünü açalım yani. Bırak da gençler artık siyasetin içerisine girsinler artık yani. Bırakın, önünü açın gençlerin. Önünü tıkamayın. Sevgili siyasetçiler size söyleyeyim. Vallahi bu koltuk belası. Umarım gençler öyle olmaz. Yani gençler konursa umarım yani onlar da koltuk sevdalısı olmaz. Abi bu kim geliyorsa gitmeyi bilmiyor ya. Bak seçilmiyor, partisi adayı göstermiyor. Buna rağmen bir bakıyorsun çıkıyor ortalıkta dolaşıyor. Hayt ben geldim. Size şöyle yapacağım. Sen milletvekiliyken yapamamışsın. Ya hayırdır? Bırak. Bırak ya artık yenilgiyi kabullen. Yapamadığını kabullen. Bu işi beceremediğini kabullen artık. Kabullen ki
Gençlerin önü açılsın. Gençler kendine güvensin artık ya. Gençlerin önünü açın. Yani birilerinin artık abilik modeline girmesi lazım. Gençleri yetiştirip siyasete katması lazım. Siyaset artık gençleşmeli. Gençleşmeli. Evet. Bak ben bile şahsım yaşlanıyorum. Artık manşet programına birileri gelsin istiyorum. Bak burada kalıcı değilim. Kalmak değil. Ya ben yapacağım. Hayır. Ben yaşlanınca elimde asayla bile olsa geleceğim. Buradan manşet sunacağım. Yok abi böyle bir dünya. Devam edelim Mersin gazetesi. İmar planı ile Mersin'e zarar veriliyor denmiş. Evet. Toroslar Belediyesi Uluslararası Bilim Dergisi'nde istihdam yaratmaya devam demiş Sayın Bakan Elvan. Mezitli direniş zaferi tescillendi denmiş. Mezitli Belediyesi'nin bir süredir mücadelesini sürdürdüğü Tece Deniz Mahallesi'nde yer alan arazi için yeni bir müjdeli haber daha geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tece Deniz Mahallesi'nde bulunan plan, park ve yeşil alan işaretli bölge için daha önce verilen turizm yatırım belgeleri iptal edildi denmiş. Ve geçiyoruz farklı bir gazeteye, yeni haber. Oyuncağımı üretiyorum, yeteneğimi keşfediyorum demiş Erdemli'de 2016-2017 eğitim öğretim yılında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan Oyuncağımı Üretiyorum, Yeteneğimi Keşfediyorum projesi kapsamında Elif Bulut anaokulu öğrencileri yaptıkları oyuncakların sergisini düzenledi. Bak her zaman diyorum ya, bu tür çocuklarımızın önünü açmak lazım. Bu tür çocuklarımıza destek vermek lazım. Öyle güzel mucitler ki, öyle güzel yetenekleri var ki, yeter ki onlara biraz daha destek verelim. Onları dinleyelim. Mesela bakın şimdi Türkiye genelinde liseler arasında yarışmalar düzenleniyor. Destanlar yazılması için. Mesela mucitlerimiz var. Ben her zaman önerdim. Başta Mersin Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyeleri, mıntıkalarında bulunan okullarda genç beyinlere mutlak suretle yer vermeliler. Yani bir birim oluşturabilirler. Ne bileyim, nasıl engelliler dairesi başkanlığı açıldıysa çocuklar içinde bir birim oluşturulabilir diye düşünüyorum. Ve bu çocukların üretme noktasında onlara imkanlar sunarak o çocukların hem topluma kazandırılması hem de kenti birlikte yönetmek adına çocukların fikirlerini de almak gerekiyor. Çünkü bazı çocukların gerçekten bugün vekil dediğimiz veya profesör dediğimiz veya işte dediği bilim adamı dediğimiz insanlara taş çıkartan üretimler yapabiliyorlar. O kapasiteye sahip güzel beyinler var. Onları keşfetmek lazım, bulmak lazım. Evet, yeni Tarsus Yeni Doğuş gazetesi. Sınıf arkadaşı doktorlar 25. yıl plaketini birlikte almışlar bu arada. Ve devam ediyoruz. Akdeniz gazetesi. Şehidin evi onarıldı. Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde PKK yönelik yürütülen operasyonda şehit olan Mezitli uzman çavuş İsmail Hakkı Doğan'ın emanetine Mezitli Belediyesi sahip çıkıyor. Şehidin ailesinin yaşadığı ev belediye ekipleri tarafından baştan aşağıya yenilendi denmiş. Evet, her zaman söylediğimiz bir durum. Şehitlerimizin geride bıraktıklarını değerlere sahip çıkmak gerekiyor. Toplum olarak da sahip çıkmamız gerekiyor. Devlet olarak, yöneticiler olarak, insan olarak, birey olarak. Çünkü hepimiz şehitlerimize maddi manevi borçluyuz. Her alanda, her platformda. Bu yüzden sahip çıkmak gerekiyor. Bu yüzden daha iyisini, hatta ben hep önermişimdir, mutlak surette de olması gerekir. 550 milletvekilinin de en azından benim gibi düşünmelerini isterdim ama ne yazık ki aynı düşüncede sahip değilmişiz. Ben şunu isterdim. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilecek bir yasayla şehitlerimizin ve gazilerimizin yakınlarına, gazilerimizin de kendileri başta olmak üzere ve yakınlarına ayrıcalıklar tanınması gerekiyor. Sadece işe yerleştirme noktasında değil. İşte sosyal hayatları, yaşam hayatları boyunca kendilerine gerekli desteğin verilmesine katkı sunacak projeler üretilmesini talep ediyoruz. Evet ve sevgili izleyicilerimiz, havanın durumunu merak ediyorsunuz. Dün hafif fırtına vardı, hafif bir esinti vardı, soğuk vardı ama güneş vardı çoğunlukta Mersin'de. Bakalım bugün ve yarın kentimizde ve ilçelerimizde hava nasıl olacak? Karşımda Tuğba, günaydın. Günaydın Tekin Erşap. Evet maşallah, yazı getirmişiz değil mi? Evet. Evet. Kesinlikle. Peki, sözü sana bırakıyorum. Teşekkür ediyorum.
Günaydın İçer TV izleyenleri ve Radyo Klas 99.2 üzerinden bizleri dinleyenler. Mersin ilimiz ve ilçelerimizdeki hava durumu tahminlerini aktarmak için yeniden karşınızdayız. Evet, güneşli bir hava etkin ama ara ara sağanak yağışlar da etkisini gösterecek demiştik. Ve bununla birlikte Türkiye genelinde zaten genel olarak yağışlar etkisini göstermeye başlıyor. Mersin'de ise bugün güneşli ve parçalı bulutlu arası bir hava etkin. En yüksek sıcaklık 19, hissedilen ise 21 derecede. Gece saatlerinde ise açık bir hava etkin olacak. En düşük sıcaklık 11, hissedilen ise 9 derecede. Yarın ise güneşli bir hava bekleniyor Mersin'de. En yüksek sıcaklık 20, hissedilen ise 22 derecede. İlçelerimize geçiyoruz hemen. Anamur'da bugün çoğunlukla güneşli bir hava etkin. En yüksek sıcaklık 21, hissedilen ise 23 derecede. Gece saatlerinde açık parçalı bulutlu bir hava etkin olacak. En düşük sıcaklık 8, hissedilen ise 9 derecede. Yarın ise güneşli parçalı bulutlu arası hava etkin. En yüksek sıcaklık 21, hissedilen ise 23 derecede. Aydıncık'ta ise yine bugün güneşli ve parçalı bulutlu hava etkin. En yüksek sıcaklık 20, hissedilen ise 23 derecede. Gece saatlerinde çoğunlukla açık. En düşük sıcaklık 7, hissedilen ise 8 derecede. Yarın ise yine çoğunlukla güneşli bir hava etkin olacak. En yüksek sıcaklık 20, hissedilen ise 23 derecede. Ve Bozyazı'ya geçiyoruz. Bozyazı'da bugün çoğunlukla güneşli bir hava etkin. En yüksek sıcaklık 21, hissedilen ise 23 derecede. Gece saatlerinde parçalı bulutlu hava etkisini gösterecek. En düşük sıcaklık 8, hissedilen ise 9 derecede. Yarın ise güneşli ve parçalı. En yüksek sıcaklık 21, hissedilen ise 23 derecede. Mutlu ise yine bugün kısmen güneşli bir hava etkin. En yüksek sıcaklık 21, hissedilen ise yine aynı sıcaklık değerlerinde 21 derecede olacak. Gece saatlerinde ise çoğunlukla açık. En düşük sıcaklık 4, hissedilen sıcaklık ise 7 derecede. Yarın ise çoğunlukla güneşli. En yüksek sıcaklık 24, hissedilen sıcaklık değeri ise 26 derecede. Günlerde ise yine bugün güneşli ve parçalı bulutlu bir hava etkin. En yüksek sıcaklık 18, hissedilen 21 derecede. Gece saatlerinde ise çoğunlukla açık ve 6 ile 7 derecede değişen bir hava etkin olacak. Yarın ise çoğunlukla güneşli. En yüksek sıcaklık 18, hissedilen ise 21 derecede. Ve Silifke'de ise bugün güneşli bir hava etkin. En yüksek sıcaklık 22, hissedilen ise 24 derecede. Gece saatlerinde ise açık hava etkisini gösteriyor. En düşük sıcaklık 9, hissedilen ise yine aynı periyotlarda olacak. Yarın ise bol güneş ışığı hakim olacak Silifke'de. En yüksek 20, hissedilen sıcaklık değeri ise 23 derecede. Erdemli'de ise bugün yine çoğunlukla güneşli bir hava etkin. En yüksek sıcaklık 20, hissedilen ise 22 derecede. Gece saatlerinde yine açık bir hava etkin olacak. En düşük 12, hissedilen ise 11 derecede. Yarın ise yine güneşli bir hava etkin. En yüksek sıcaklık 20, hissedilen sıcaklık değeri ise 22 derecede. Ve Tarsus'a bakıyoruz hemen. Tarsus'ta bugün yine güneşli ve parçalı bir hava etkin. En yüksek sıcaklık 19, hissedilen ise 21 derecede. Gece saatlerinde ise yine düşük bir sıcaklık değeri karşısında olacak. 11 ile 9 derecede değişkenlik gösterecek. Yarın ise güneşli bir hava etkin olacak. En yüksek sıcaklık 20, hissedilen ise 22 derecede. Genel itibariyle Mersin ilimiz ve ilçelerimizdeki hava durumu tahminleri bu şekilde. Haftanın son iş günü yine güneşli bir hava etkin. Hafta sonunda yine güneşler bekleniyor. Tekin Bey, söz sizde. Teşekkürler. Evet, teşekkürler Tuğba, verdiğim bilgiler için. Kolay gelsin. Teşekkür. Evet, havanın durumu böyle sevgili izleyicilerimiz. Havanın durumunu da sizlere aktardı Tuğba arkadaşımız ve biz ezel nerede kalmıştık? Ulusallara geçtik. Yerel bitmedi mi? Okumadık mı biz yerelleri? Öyle mi? Peki, yerel gazetelerden devam edelim. Evet. Mersin Kadın Gazetesi, Mersin Kadın Gazetesi'nde Türkiye'de Suriyeli gelin sayısı patladı, çoğu çocuk yaşta. TÜİK verilerine göre son 5 yılda Türkiye'de evlendirilen çoğu çocuk yaşta denilebilecek Suriyeli gelin sayısı 18 bine yaklaştı. Türkiye'de evlenen yabancı uyruklu erkeklerin çoğunu ise Alman gençler oluşturdu demişler. Yabancılarla evlilikte ilk tercih Suriyeliler. Yani şimdi bu evliliğin neden yapıldığını hepimiz az çok biliyoruz değil mi Ezel'cim? Yani bunun, bak kimse bunun sesini de çıkartmıyor Ezel. Yani işte bak, Suriyeli çocuğun Almanya'ya gidebilmesi için bir Almanla, hatırlayın bir dönem Türklerde de vardı değil mi? Bu Almanya'ya gidebilmek için oradan kadınlarla formalite evlilikler yapılıyordu. Hatırladınız değil mi? İşte bir de hani biz bastıra bastıra ne yaptık?
Özcan Deniz mevzusunu konuştuk değil mi Ezel? Ne oldu şimdi? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Nikahlandı. Kimin sayesinde nikahlandı? Benim sayesinde. Yoksa nikahsız yaşayacaklardı. Hangi örgüt, hangi kadın örgütü, hangi bakanlık çıktı da ya kardeşim sen bir sanatçısın. Ya çocuğun yaşındaki biriyle nikahsız yaşıyorsun. Üstelik hamile. Neden nikahsız yaşıyorsun demedi kimse. Sanatçı diye kimse demedi. Bunu başkası yapsaydı kıyamet kopacaktı. Bak şimdi o kadar ahlakı kaybeden bir toplum olduk ki. Bak yine bir haber okudum geçen gün, dündü galiba. Bir alışveriş merkezinde, bak ne demiştim daha önce de bunu söylemiştim. Bir alışveriş merkezinde bir adam 2 yaşındaki bir çocuğa göz kırpmış. Göz kırpma. O yavrucağın babası o adamı alışveriş merkezinin dışarısına çıkartıyor Ezel. Sen benim kızıma nasıl göz atarsın diyor. Manisa'da olmuş değil mi? Manisa. Nasıl göz atarsın diyor. Tabii toplum olarak da hazırız maşallah bu tür şeylere. Hemen pataküte adama girişiyorlar, dövüyorlar. Sonra o adam tutuklanıyor galiba değil mi? Şimdi, abi ben artık, hani ben ki çok çocuk seven biriyim. Yani sosyal medyamda mutlaka görmüşlerdir. Gittiğimiz her yerde çocuklar ilgi gösteriyorlar. Ne bileyim işte yaklaşıyorsun ama bir art niyet olmadan. Şimdi bak bu böyle bir tedirginlik yaşıyorsun. Dışarıda bir çocuk görüyorsun, sevemiyorsun. Abi hemen yüzünü dönüyorsun. Var mı böyle bir şey ya? Yani ne hale geldik biz? Yani çok kötü bir hale geldik. Evet biz çocuklarımıza kimin nasıl ve ne şekilde çocuğumuza dokunması gerektiğini çocuğumuza öğretmeliyiz artık. Ya bugün hadi bir şirinlik yapalım diye çocuğa merhaba ne haber bir yanak alsak maazallah etraftaki herkes bize saldıracak. Artık korkuyoruz, artık yanaşamıyoruz. Neden? Sapkınlar yüzünden. Bak şimdi böyle de bir durum oldu ülkede. Artık hiç kimse çocuk sevemez hale geldi. Aa, çocuk mu hemen kaç. Abi kaç oradan kurtul git. Olayına döndü olay. Ya biz nerelere geldik Ezel? Nasıl bir hale geldik? Nasıl bir toplum olduk? Ya gerçekten çok üzüntü verici bir durum. Evet. Ezel bunları okuduk başa döndük galiba. Evet şimdi ulusal gazetelere geçelim ve Türkiye dünya gündemine şöyle bir göz atalım. Evet Hürriyet gazetesi tarifsiz acıyla veda diyor. Şimdi babaanne Şeyda Başaran ve baba Hüseyin Başaran Mina'nın tabutu başında gözyaşlarına boğuldu. Biliyorsunuz jet kazasında kaybettiğimiz gençler. Evet büyük bir acı. Allah ailelerine sabır versin. Gerçekten kolay değil. Ve 55 günde çevrelediler diyor. TM Muhammed Kır şehit oldu bu arada. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçleri Zeytin Dalı Harekatı'nın 55. gününde Afrin kent merkezini tam anlamıyla kuşattı. Şehir merkezi çıplak gözle görülüyor. Girin emrini bekliyorlar. Zırhlı ve paletli araçlar, tanklar ve zırhlı personel taşıyıcılarla tepelere konuşlanan komandolar, jandarma ve polis harekat timleri kent merkezine giriş yapmak için emir bekliyor. Emrin gelmesi durumunda jandarma özel harekat ve polis özel harekat timleri operasyonlarını başlatacak. Dün itibariyle Korzlu, Çakur, Naz, Zerkanlı ve Balal köyleri terör örgütü PYD, PKK'dan alındı denmiş. Ve Mehmetçik duası diyor Hatay Tokaçlı'daki Mariana Kilisesi'nde papaz ve köy sakinleri Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten Mehmetçikler için ayin düzenlendi demişler. Tehdit olursa karşılığı olur diyor Başbakan Yıldırım 6. Bakü Küresel Forumu'nda konuştu. Başbakan Yıldırım Dağlık Karabağ konusunda buraya teröristlerin yerleşiyor olması veya başka hazırlıklar olması sonucu etkilemez. Azerbaycan'a buradan başka bir tehdit vaki olursa veya Türkiye'den buraya terör tehdidi vaki olursa karşılığı mutlaka olur. Kılıçdaroğlu tüm partilere eşit uzaklıktayız demiş. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu tüm partilere eşit uzaklıkta, eşit yakınlıktayız. Siyasal partiler arası bir ayrımımız yok. MHP HDP'yi kullanarak üzerimize saldırıyor. Amaç geçmişte AK Parti ile yaptıkları kavgaları unutturmak demiş. Ve devam ediyoruz. Farklı bir gazeteye geçiyoruz. Sabah gazetesi terör üssü yerle bir diyor. Afrin'de PYD PKK'nın eğitim kampı ve silah deposu jetlerimizin bombardımanıyla enkaza dönüştü. Sabah o terör inini görüntüledi. İşte görüyorsunuz kendilerine
tırlarla giden o ağır silahlar, işte kazdıkları bu tüneller. Arkeologtular ya arkadaşlar, tüneller kazdılar, orada kazı yapıyorlardı. İşte Avrupa Parlamentosu kör olduğu için bunları görmüyor. İşte göstermemiz lazım böylece. Sonları hüsran oldu diyor. Ezel işte böyle artistik pozlar verip sonrasında hayaller ve hayatlar diye. Hayaller Rambo, hayatlar yani söylemeyelim. Afrin'de halka zulüm eden ve Mehmetçi'ye karşı koymaya kalkan YPG'li teröristlerin sonu ölüm oldu. Afrin harekatından hemen önce terör kampında poz veren ve bunu paylaşan 15 kadın teröristin hepsi de operasyonda öldürüldü. Ya. Türk askerinin kahramanlığını anlattı. Doktor Usul Mehmetçik yarasını 3 gün sakladı, savaştı diyor. Bak ne kadar büyük bir azim. Orada ne kadar haklı bir operasyonun içinde olduğunu bilincine varmış bir asker. Takvim gazetesi gitme meleğim diyor. Evet, o acı haber, jet kazasında hayatını kaybeden gençlerin anne babaları ve yakınları. Bizi izlemeye devam edin diyor. Evet, Zeytin Dalı harekatında 54 gün geride kaldı. Mehmetçik Afrin'in %70'ini kurtardı. Örgütün son sığınağı olan kent merkezini de kuşattı. Terör inlerine girmeye hazırlanan jandarma ve polis özel harekatlar ise film afişiyle mesaj yolladı. Mart'ta Afrin, Nisan'da Memmiç, Mayıs'ta Kandil'deyiz. Ya, ya. Devam edelim. yani işte Habertürk gazetesi işte güleceğimiz bir haber yayınlamış. Abi yani ben insanların bir an önce böyle çalışmadan zengin olma hayaliyle, paralara sahip olma hayaliyle nasıl söğüşlendiklerini görünce üzülmüyorum ben. İşin açıkçası bak açık ve net söyleyeyim. Yani emek sarf etmeden, alın teri dökmeden neymiş efendim? Bir çocuğun kurduğu bir siteye paralar yatır. Sonra da buradan büyük paralar hayallerini kur ama ne oluyor? O hayaller bulaşıkçı olarak işe başlayan tosuna yarıyor. Yani ne oluyor? O siteyi kuran şimdi Çiftlik Bank'ın firari dolandırıcısı Mehmet Aydın'ın bulaşıkçılık yaptığı iş yerinin sahibi gariban bir çocuktu diye açıklama yapmış. Evet. Bence bu çocuğa ödül vermek lazım. Yani her zaman uyardık. Gazeteler, televizyonlar, radyolar uyardı. Yani ne olduğu belli olmayan sayfalarla lütfen meşgul olmayın. Lütfen yatırımlarınızı bu tür bilmediğiniz, elinizde herhangi bir bilgi ve belgeye sahip olmadan yatırımlarınızı yapmayın diye çoğu zaman uyarıldı. Ama bakıyorsunuz bir çocuğun yapmış olduğu bir sayfaya insanlar hücum etti. Bu neye benziyor biliyor musun Ezel? Hani bir müteahhit vardı. Hatırlatalım da belki yine aynısı olmasın. Bir müteahhit bir bina dikti fakat satışını yapamıyor. Sonra şöyle bir şey anlatmış. Demiş ki işte buradan bu apartmandan bir daire alan öteki dünyada Peygamber Efendimizin komşusu olacak. Hurra abi, herkes gitti oraya. Ya işte diyoruz ya abi, dinini bile doğru dürüst bilmeyen insanlar var aramızda. Günahlarınız affolacak. Oldu, sen oradan daire alınca yediğin bütün naneleri unut. İşlediğin bütün günahları bitecek, sen gideceksin Peygamber Efendimiz'e komşu olacaksın. Ya mantıken zaten. Doğru değil. Ama ne oldu? O dairelerin tamamı satıldı. Satıldı. Ne oldu sonra? Sonra dolandırıldıklarını anlayınca kalktılar. Vah param gitti, vah param gitti. Ben ne demiştim o zaman da? Şu müteahhiti ödüllendirmek lazım. Bu kadar insanın bilinçsiz ve bilgisiz bir şekilde dininden bir haber yaşadıklarını bize gösterdiği için demiştim, değil mi? Abi olmaz yani, bu kadar da basit olaylara da hemen atlanmaz. Akşam gazetesi işte Afrin hendekleri diyor. Afrin'i çevrilen terör hendeklerinin sıfır noktasında görüntüledi. Kilometrelerce uzanan dev çukurlar belirli stratejik noktalardan özel köprülü araçlarla aşılacak. Geri sayım başladı. Önce tanklar girecek. İşte bu gördüğünüz tank aynı zamanda köprü vazifesini görecek. İşte onların açtıkları hendeklere karşın. Kilise roketleri buradan atıyorlardı. İşte o tepeye de alındı. Artık kilise
roket atamayacaklar bu arada sevgili izleyicilerimiz. Ve Güneş Gazetesi Kemal'in papağancıkları demiş. Kılıçdaroğlu'nun farklı görüş açıklayanları partiden kovmakla tehdit etmesinin ardından CHP'li milletvekili neredeyse aynı anda aynı tweet'i atması sosyal medyada alay konusu oldu. Ben de okudum bunları. Tuncay Özkan, Barış Yarkadaş ve Mustafa Balbay aynı mesajları noktasına virgülüne karışmadan kopyala yapıştır olarak paylaşmışlardı. Evet, işimiz bitmeden çıkmayacağız diyor Cumhurbaşkanı. Özellikle Avrupa Parlamentosu'nun almak istediği karar için böyle tepki verdi. Ve son gazete Yeni Şafak, Avrupa Parlamentosu'na Afrin resti, işimiz bitmeden çıkmayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'den Afrin operasyonunu durdurmasını isteyen Avrupa Parlamentosu'na sert çıktı. Boşuna heveslenmeyin. İşimiz bitmedikçe oradan çıkmayacağız. Türkiye bir şamar oğlanı değildir. Kendi iradesini kullanabilen bir ülkedir. Dolayısıyla orada işimiz bitecek. Evet, ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yokuz. Alışkanlık artık. Pazartesi günü sizlerle birlikte olacağız. Pazartesi saatler 09'u gösterdiğinde yeniden sizlerle birlikte olacağız. Bu arada bugün saat 14'te Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mart ayı ikinci birleşimi var. Onu sizlere canlı olarak aktaracağız. Görüşünceye dek esen kalın, hoşça kalın.
Mecliste 4 defa okunur ve ayakta alkışlanır. 12 Mart 1921'de resmen kabul edilir. Müzik.